bu nereye döndü? Bir ayı bu bin ettiğini söylesin şu halka. Oradaki bir ayı bine çıktı sayın belediye başkanımız, sayın valimiz. Bakınız, siz bir vali olabilirsiniz. Siz bir belediye başkanı olabilirsiniz. Oraya geldiğiniz zaman sorunları yerinde görmeniz gerekmez mi? Sorunları inceledikten sonra karar vermeniz gerekmez mi? Daha oradan gelmeden yolda Çaybaşı Belediyesi'ne karar veriyorsunuz. Orada iyileştirme yapılacak diyorsunuz. Orada kopmuş bir cenaze var. Bu cenaze merhem kabul etmez, serum kabul etmez, antep gibi kabul etmez. Onun oradan kaldırması lazım acilen. Acilen kaldırması lazım. Orada 19 tane su kaynağı var. Orada 200 dönüm kesilmiş orman alanı var. Orada çevre felaketi var. Orada sağlık sorunu var. Bu devletin Sağlık Bakanlığı ne iş yapıyor? Orada çevre bakanlığı, çevre felaketi var. Çevre Bakanlığı ne iş yapıyor? Bunlar görevlerini yapsa zaten biz orada beklemeyiz. Biz orada kadın olarak, biz oranın ağırlıklı bekleyen kadınlar biziz yani. Bizim bu aklımız, sembolümüz orada. Biz orada oranın analarıyız. Bakınız, ikide bir karşımızda askerler, çevik kuvvetler şunu bunu dikip duruyorlar. O askerlerin anasıyız biz. Biz bu memlekete askerler yetiştiren anayız. Biz bu memlekete savcılar, hakimler, avukatlar, öğretmenler yetiştiren anneleriz biz. Bizim karşımıza sizin güç devletin gücünü alarak karşımıza çevik kuvvet dikebilirsiniz. Karşımıza asker dikebilirsiniz. Karşımıza komandolar dikebilirsiniz. Ama bizim evlatlarımızı bizim karşımıza dikip durmayın. Onların biz anasıyız. Orada bir felaket olmasa 3 ay karı kışı orada kim geçirir? Herkesin evi var, yuvası var, sıcacık aşı var, işi var. Biz orada bakınız 90 gündür -15-20 dereceleri gördük. Şu üstümüzdeki elbiseler bizim beton gibi dondu. Lütfen buna bu kadar sağır, bu kadar dizli olmayın. Burada daha kesilecek orman alanı diye konuşuluyor. Burası devam edecek diye konuşuyor. Biz oradan gitmiyoruz sayın vali, sayın belediye başkanım. Bakınız hiç olmazsa oranın insanları size %85-%90 oy vermiş insanlar. En azından bir vicdan borcunuz yok mu? En azından oraya yerinde görüp ince biz burada bir hata yaptık deyiniz en azından. Hata yapmak kullara mahsus. Siz başkan olup da vali olup da hiç hata yapmayacak diye bir şey değil. Burada bir hata var, görünen bir hata. Bunu biz köylü insanlar görmesek, söylemesek daha ne kadar devam edecekti bu? Daha ne kadar devam edecekti? Daha ortada ne kadar zehirlenecekti? Bakınız, kendini hizmet yapıyor zannedenler. Sahilden 1220 metreye vahşi çöp vahşi şekilde taşınıyor. Oradan zehirli su sahilde geri seyahat etmekte geri taşınıyor. Böyle bir hizmet nerede var Allah'ını seven söylesin ya. Nerede var böyle bir hizmet? Daha sahilden yaylaya çöp çıkarmak vahşi çöp. 19 tane su kaynağının üzerinde etrafa dağılmış ormanın aralarında ağacın tepelerinde su kanallarında ağacın baş dalları tekke mi sallanıyor? Orada o insanlar bakınız. Aç, susuz, sadece buraya akşam ettiler. Bir tarhana çorbası, bir mısır çorbasını akşam ettiler. Sorunu olmayan bir insan orada ne bekler Allah'ını seven söylesin. Biz orada kadınlar, biz orada sonuç almadan gitmiyoruz. Bunu valimize de söylüyoruz. Bakınız, bizi köylü de hiçbir şeyine koymadılar. Evet, Atatürk ne demiş? Köylü milletin efendisidir. Bizi layık olduğumuz yere koymuş zaten. Biz devletimiz gönlümüzde büyütmüş bir insanız. Bakınız, biz devletimizi en yüce makamlara koymuş bir insanız. Eğer bu makamlardan yarısınız gittiğiniz kadar şu halkın, şu köylülerin yarısı kadar alanınız kalmayacak. Ben bundan eminim. Bir bak söyleyeyim. Bakınız ben çok üzgünüm. Çünkü biz saygılı ve büyüklerimizin de kıymetini bilen bir insanlarız. Biz orada valimiz bizim sorunumuzu halletmeye gelmiş olsa biz orada konvoyla karşılardık. Biz orada çiçeklerle karşılardık. Biz orada davul zurna ile karşılardık. Ama üzgünüm vali bey sizi karşılayamadık. Ama biz bu günleri yaşamak için nöbet tutuyoruz. Biz orada valiler karşılayacağız. Biz orada bayramlar yapacağız. Biz orada gelinlerimizin kızlarımızın düğününü yapacağız. Biz o günler için bekliyoruz orada. O günler de mutlaka gelecek. O günleri yaşayalım, bizim çocuklarımız o günleri yaşasın diye bekliyoruz bir ota. Sayın valimiz, ya kapalı oturum yapıyorsunuz. Bizim kimseden çekeceğimiz yok. Ortada bir suç var, ortada bir katliam var, ortada bir doğa katliamı var, ortada sağlık durumu var. Bunu neye alet ediyorsunuz? Orada ayrı gruplar var diyorsunuz. Kaç aydan beri işimizde o kadar gizli istihbaratlar dolaşıyor. Kaç aydan beri randarma trafiği yollarda trafik denetim.
diyor. Kaç tane yabancı çifte? Kimi gördünüz yabancı olarak? Bizim çocuklarımız ne bilir? Bizim çocuklarımız dağda bayırda koşmayı bilir. Bizim çocuklarımız ırmakta şelalenin altında yüzmeyi bilir. Bizim çocuklarımız vatan dendiği zaman ölümle vatanı sormayı bilir. Bizim çocuklarımızdan örgüt çıkartmaya çalışmayınız. Bizim çocuklardan başka grup çıkartmaya çalışmayınız. Geliniz, sorunları yerinde incileyiniz. Siz buranın büyüğüsünüz, devleti temsil ediyorsunuz. Devletle bu halkın arasına mesafe koymayınız. Ne demiş atalarımız? İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Biz olmasa sizin o makamlarınız ne işe yarar? Sizin o kırmızı makam plakalarınız 5 kuruş bile etmez. Sizin o siyah Audi'leriniz 5 lira bile etmez. Biz varsak siz varsınız. Siz o koltuklarda misafirsiniz. Biz bu memlekette bayrak sallayın, cepheden cepheye koşan, bu memlekette savunan, asker yetiştiren, biz o memleketi bekleyen beşleriz. Biz bu memleketin analarıyız. Bakınız, başkalarını duymuyorsa en azından şu analarını, sizin de, siz de anaların evlatlarısınız. Evet, biz orada askerlerimizle hiçbir sorunumuz yok. Siz oraya bir ordu asker gönderin, sorun noktası o değil. Sorun askerlerine çözülecek bir sorun değil. Sorun sizin iki dudağınız arayızda. Biz burada bir hata ettik, kaldırın bunu bu kadar. Devleti bu kadar aciz düşürmeyiniz. Bizim devletimiz güçlü bir devlet. Bakın 2 saatte ordular düzüp dışarılara operasyon yapıyoruz. Bu devletimizi bu kadar rencide etmeyiniz. Halkın gözüne düşürmeyiniz. Bizim devletle aramıza mesafe koymayınız. Sayın valimiz, sayın belediye başkanımız. Daha nerede harcıyorlarınız? Bizim bakınız ne derler? Çanakkale geçilmez derler ya. Biz orasıyız. Bizim için Çanakkale orası. Biz memleketimizi seviyoruz. Biz memleketimizi bekliyoruz. Biz suyumuzu bekliyoruz. Biz çocuklarımızın geleceğini bekliyoruz. Bakınız, bizim çocuklarımızın yarısı gurbet ellerde. Kimisi yaz tatilinde gelir, kimisi yıllık izinde gelir. Onların hayali o yaylada bir çay içmek, o yaylada bir koşup oynamak, bir yayla hava salmak. Lütfen kendinize gelin. Bu yönetim devlet yönetimi değil. Bu halka karşı gerçekten ekibinizi bir gözden geçirin. Bir ordulu kendi memleketine bu kadar zarar veremez. Bakınız, ordu Karadeniz, Türkiye'nin akciğeri diye bahsediliyordu. Artık nefes alamıyoruz. Akçay'da var termir santral, Fas'ta var siyanürlü altın arama. İlk önce tonlarca vahşi çöp vahşi şekilde dağında. Yollar berbat. Ben 5 ay evim penceresinden çöp seyrettim. Sayın Belediye Başkanı, Sayın Valimiz. Arabanın içlerinden yılanlar düştü sokaklara ya. Sokaklara fareler düştü, kemirgenler düştü. Atölyesi, itölyesi, bütün kimyasalın hepsi vardı. Daha ne anlatıyorsun? Hani ağzım vermiyor, tergen de el vermiyor. Arabada Honda gibi bir araç var. Arabaların sırtında. İçinde resmen kalorisyon atığı geçti ya. Resmen sokaklara dökülerek. Ben kaç tane şoför arkadaşlarımızın ağzından duydum, işittim. Dediler ki en ufak içeride yollar oldu, kaygan, kaza yapıyordu. Dedi. Kaç tanesinden duydum. Kaç tane sokaklar ışıladı, muşamba gibi. Hala daha varsa diye konuşmam var. Var, görünüyor. Bunu görünen kolay kılavuz istemez.